Arkadaşlar merhaba. Bugün 1 bölü 32 inç, 1 bölü 64 inç ve 1 bölü 128 inçlik kum pastaların nasıl okunduğu hakkında bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak 1 bölü 32 inçlik kumpastan bahsedeceğim. Ve bu 1 bölü 32 inçlik kumpasın hassasiyeti nasıl bulunur? Bakın burada sabit cetvelimiz var ve vernier kısmımız var. Aynı milimetrik kumpaslarda kumpas hassasiyeti nasıl bulunuyorsa arkadaşlar, inç kumpaslarda kumpas hassasiyeti milimetrik kumpaslarla aynı şekilde bulunuyor. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Burada 0, 1, 2 yazan sabit cetveldeki rakamları görüyorsunuz. Buradaki 1 arkadaşlar sabit cetvel üzerindeki 1 bütün inç kumpasları için geçerlidir. 1 inçe tekabül ediyor. 2 arkadaşlar 2 inçe tekabül ediyor. Bakıyorum arkadaşlar ben. 1 inçlik kısım kaç eşit parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 inçlik kısım arkadaşlar 8 eşit parçaya bölünmüş. Buradaki 8 eşit parçaya bölünmeden şunu anlıyorum. Buradaki birinci çizgi 1 bölü 8, ikinci çizgi 2 bölü 8, 3 bölü 8, 4 bölü 8, 5 bölü 8, 6 bölü 8, 7 bölü 8, 8 bölü 8, 1 yapar arkadaşlar. Burada da devam ettiğimiz zaman 16 bölü 8'e tekabül eder burası. Buralardaki çizgileri tek tek saydığım zaman 16 bölü 8 ise arkadaşlar 2 yapar. Yani 2 inçe. İlk yapmamız gereken hassasiyeti bulurken 1 inçlik kısım kaç eşit parçaya bölündüğünü buluyorum. Bak saydığım zaman 8 eşit parçaya bölünmüş. Bakıyorum buradaki 1 bölü 8, 2 bölü 8, 3 bölü 8 arkadaşlar. Vernier kısmının son çizgisi sabit cetvel üzerinde 3. çizgiyle çakışmış. Yani 3 bölü 8 ile çakışmış arkadaşlar. Şunu demek istiyor. Buradaki arkadaşlar 3 bölü 8'lik kısım vernier kısmında 4 eşit parçaya bölünmüş. Ben 3 bölü 8'i 4'e bölersem 3 inç bölü 32 bulurum. Bu bulmuş olduğum 3 inç bölü 32 arkadaşlar vernier üzerindeki 0 ile 1. çizgi arası. Buradaki mesafe 3 inç bölü 32 arkadaşlar. Buradaki mesafe kaçtı? 1 inç bölü 8 arkadaşlar. Ben 1 inç bölü 8'den 3 inç bölü 32'yi çıkardığım zaman bu kumpasın yani 1 bölü 32 inçlik kumpasın hassasiyetini bulmuş oluyorum. Buradaki işlemi yaptıktan sonra da arkadaşlar 1 bölü 32 inç, 1 bölü 32'lik kumpasın, 1 bölü 32 inçlik kumpasın hassasiyetini bulmuş oluyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ilk örneğimizi yapıyoruz. Milimetrik kumpaslardaki gibi ilk yapmamız gereken vernier üzerindeki ilk çizginin yani sıfır çizgisinin arkadaşlar sabit cetvel üzerindeki kaçıncı çizgiyi geçtiğine bakıyorum. Ve sabit cetveldeki şu tamları arkadaşlar buradaki 0 veya aşağıdaki örnekte 5 yazıyor. Bu rakamlara da dikkat ediyorum arkadaşlar. Burada 0 yazıyor. Herhangi bir işlem yapmadan hemen diğer çizgilere geçiyorum. Bakıyorum 0 kaçı geçmiş? 1 bölü 8, 2 bölü 8, 3 bölü 8, 4 bölü 8, 5 bölü 8, 6 bölü 8'i geçmiş arkadaşlar. Yazıyorum hemen 6 bölü 8 artı çakışan çizgiye bakıyorum. Çakışan çizgi hangisi? Vernier'deki arkadaşlar birinci çizgi artı 1 bölü 32 diyorum. 6 bölü 8 ile 1 bölü 32 topladıktan sonra 25 bölü 32 inç buluyorum. Bu kumpasımızın ölçüsü arkadaşlar 25 bölü 32 inç olarak bulunuyor. Şimdi arkadaşlar alttaki örneğe bakıyorum. Bakın burada 0 vardı, burada 5 var. Hemen 5 tamı yazıyoruz arkadaşlar. 5 tam. Hemen 5 tamı belirtiyorum arkadaşlar buraya. Daha sonra 0 çizgisinin kaçı geçtiğine bakıyorum. Daha doğrusu kaçın çizgiyi geçtiğine bakıyorum. 1 bölü 8, 2 bölü 8, 3 bölü 8, 4 bölü 8, 5 bölü 8'i geçtiğine görüyorum arkadaşlar. Buradaki 0 çizgisini hemen yazıyorum. 5 tam artı 5 bölü 8 çakışan çizgi kaçın çizgi arkadaşlar? 1, 2, 3. Üçüncü çizgi arkadaşlar o zaman ne yazıyorum? 5 tam 5 artı 5 bölü 8 artı 3 bölü 32 arkadaşlar. Buradaki işlemleri topladıktan sonra ben 5 tam 23 bölü 32 inçlik bir sonuç buluyorum. Buradaki örneklere bakıyorum arkadaşlar. Şimdi bakıyorum hemen burada bir tane sayı var arkadaşlar. Bir tam sayımız var. Hemen yazıyorum. 10 artı 10 tam artı 1 bölü 8 vernier üzerindeki sıfırın kaçın çizgi geçtiğine bakıyorum. 1 bölü 8, 2 bölü 8, 3 bölü 8, 4 bölü 8'i geçtiğini gördüm. 10 tam 4 bölü 8 çakışan çizgi kaçın çizgi? 2'nin çizgi artı 2 bölü 32 buluyorum arkadaşlar. Buradaki toplam işlemi
benim buradaki kumpasımın sonucunu veriyor. Son örneğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz herhangi bir tam sayı geçmiş mi? Evet geçmiş. 2 tam. 2 artı. Bakın kaçıncı çizgi geçmiş? Birinci çizgi geçmiş. Artı 1 bölü 8 çakışan çizgi. Bakın arkadaşlar 3. çizgi. Burada bir hata olmuş. Bu kısımda da bir hata var tabii ki. Çakışan çizgi arkadaşlar 3. çizgi 3 bölü 32 diyorum. Yani 2 artı 1 bölü 8 artı 3 bölü 32 olacak arkadaşlar. Bu işlem, bu kesirleri topladığımızda çıkan sonuç bu kumpasımızın sonucu olacak arkadaşlar. 1 bölü 32 inçlik kumpas bu kadar. Basit arkadaşlar. 1 bölü 64 de bunun benzeri. 1 bölü 128 arkadaşlar bu kumpasın benzeri. 1 bölü 64'e geçiyoruz arkadaşlar. Hemen 1 bölü 64 kumpasın hassasiyeti nasıl bulur ona bakalım. İlk yapmamız gereken neydi? Buradaki 1 inçlik kısım arkadaşlar. Kaç eşit parçaya bölündüğüne bakıyorum. Buradan tek tek çizgileri saydığımda arkadaşlar 16 tane eşit parçaya bölündüğünü görüyorum. Yani buradaki birinci çizgi 1 bölü 16, 2 bölü 16, 3 bölü 16, 4 bölü 16 şeklinde ilerliyor. Buradaki bir çizgisi de 16 bölü 16'ya tekabül ediyor arkadaşlar. Buradaki iki çizgisi de 32 bölü 16'ya tekabül ediyor. Bakıyorum 1 bölü 16, 2 bölü 16, 3 bölü 16. Vernier üzerindeki son çizgi sabit cetvel üzerindeki 3 bölü 16 ile çakıştığını görüyorum arkadaşlar. Yani sabit cetveldeki 3 bölü 16 vernier üzerinde 4 eşit parçaya bölündüğünü görüyorum arkadaşlar. 3 bölü 16'yı 4'e bölersem 3 bölü 64 inçlik bir kesir buluyorum. Bu bulmuş olduğum 3 bölü 64 inç arkadaşlar vernier üzerinde 0 ile 1. çizgi arasındaki mesafe. Ben sabit cetveldeki bu 0 ile 1. çizgiden vernier üzerindeki 0 ile buradaki 1. çizgi arasındaki mesafeyi çıkardığım zaman bu kumpasın hassasiyetini buluyorum. Yani 1 bölü 16'dan 3 bölü 64 inçi çıkardığım zaman 1 bölü 64 inçlik bir sonuç buluyorum. 1 bölü 64 inçte 1 bölü 64 vernier bölünürlüğü kumpasın hassasiyeti oluyor. Hemen örneğe geçiyoruz arkadaşlar. Aynı 1 bölü 32'deki gibi arkadaşlar herhangi bir tam sayı geçti mi? Buna bakıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz hangi tam sayı geçmiş? 1'i geçmiş. Hemen yazıyorum 1 tam. Vernier üzerindeki 0 çizgisi sabit cetvel üzerindeki kaçın çizgi geçtiğine bakıyorum. 1 bölü 16, 2 bölü 16, 3 bölü 16, 4 bölü 16, 5 bölü 16, 6 bölü 16, 7 bölü 16, 8 bölü 16, 9 bölü 16'yı geçtiğini görüyorum arkadaşlar. 1 artı 9 bölü 16 artı çakışan çizgiye bakıyorum. Çakışan çizgi hangisi? İkinci çizgi. Artı 2 bölü 64 diyorum arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra da 1 tam 38 bölü 64 inçlik bir sonuç buluyorum. Evet arkadaşlar son örneğimize geçiyoruz. İlk yapmamız gereken neydi? Herhangi bir tam sayı var mı ona bakıyoruz. Evet burada bir tane tam sayı mevcut. Hemen yazıyoruz arkadaşlar. 5 artı tek tek saymayacağım çizgileri arkadaşlar. 4, 8, 12, 13, 14. 15 bölü 16, 5 artı, 15 bölü 16 artı, çakışan çizgi arkadaşlar, 3. çizgi, burada bir hata olmuş, artı 3 bölü 64 diyoruz arkadaşlar. 5 artı, 15 bölü 16 artı, 3 bölü 64 diyoruz arkadaşlar. Bu 3, 2 kesri ve bir tam sayı topladıktan sonra 1 bölü 64 inçlik bu kumpas için sonucu bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Son örneğimiz arkadaşlar 1 bölü 128 inç kumpas. Bu kumpasın hassasiyetinde bulurken arkadaşlar sabit cetvel üzerindeki bir çizgisi 1 inçe tekabül ediyordu ve bu 1 inç arkadaşlar 16 eşit parçaya bölünmüş. Burada tek tek çizgileri saydığınız zaman 1 inçin 16 eşit parçaya bölündüğünü görüyoruz. Vernier üzerindeki son çizginin arkadaşlar sabit cetvel üzerinde 7. çizgiyle çakıştığını görüyorum arkadaşlar. Yani 7 bölü 16. çizgiyle çakıştığını görüyorum. 7 bölü 16'lık kısım arkadaşlar vernier üzerinde 8 eşit parçaya bölünmüş. Ben 7 bölü 16'yı 8'e bölersem arkadaşlar 0 ile 1. çizgi arasındaki mesafeyi buluyorum. Buradaki arkadaşlar 0 ile 1 yani sabit cetvel üzerindeki 0 ile 1. çizgi arasındaki mesafeden vernier üzerindeki 0 ile 1. çizgi arasındaki mesafeyi çıkardığım zaman 1 bölü 128 inçlik kumpasın hassasiyetini buluyorduk arkadaşlar. 1 bölü 128 bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar 1 bölü 128 inçlik kumpasın hassasiyeti de 1 bölü
128 inçtir. Şimdi arkadaşlar örneğimize geçiyoruz. Diğer iki 1 bölü 32 inçlik ve 1 bölü 64 inçlik kumpastaki gibi ilk yapmamız gereken herhangi bir tam sayı geçti mi ona bakıyoruz. Burada bir tam sayı görüyorum arkadaşlar. Hemen buraya yazıyorum. 2 artı vernier üzerindeki sıfır çizgisi kaç geçmiş arkadaşlar? 4, 8, 9, 10. 10'u geçmiş. 2 artı 10 bölü 16 artı çakışan çizgi kaçın çizgi? 3'ün çizgi artı 3 bölü 128 diyorum arkadaşlar. Buradaki işlemin sonucu buradaki kumpasımızın sonucunu veriyor arkadaşlar. Bir diğer örneğimize geçiyoruz. Bakıyoruz herhangi bir tam sayı geçmiş mi? Evet geçmiş. 4 artı vernier üzerindeki sıfır çizgi sabit çetvel üzerinde hangi çizgiyi geçtiğine bakıyorum. 2 bölü 16'yı geçmiş arkadaşlar. Bakın ikinci çizgiyi geçmiş. 4 artı 2 bölü 16 artı çakışan çizgi kaçın çizgiymiş? 7. çizgi 7 bölü 128 diyorum. Buradaki işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar bulduğumuz sonuç bu kumpasımızın sonucu oluyor. Son örneğimize geçiyoruz arkadaşlar. Bakın vernier üzerindeki sıfır çizgisi sabit cetvel üzerinde kaçın çizgi geçmiş? 6'yı geçmiş. 6 artı 4, 8, 9, 10. 6 artı 10 bölü 16 artı çakışan çizgi kaçın çizgi arkadaşlar? 3'ün çizgi 3 bölü 128. 6 artı 10 bölü 16 artı 3 bölü 128 arkadaşlar. Bu kumpasımızın sonucu. Kesirleri topladıktan sonra arkadaşlar bu kumpasımızın sonucunu bulmuş oluyoruz. Bir sonraki teknik videoda görüşmek üzere.